Burası Sinop. Bugün 25 Temmuz 2012. Sizleri tarihin köklerinden gelen birisiyle tanıştıracağım. Kendisinden dinleyeceksiniz. Ve şimdi karşınızda Sabriye Tuğcu Hanımefendi. Buyurun efendim. Efendim iyi akşamlar. Ben Sinop'a gezmeye geldim. Sesli mi? Ben Sinop'a gezmeye geldim. Yeğenlerimin yanına. Orada da onların akrabaları. Hep beraber oturduk. Mazimden bahsetmek istiyordum. Mazimde de kendilerine sordum. Sizler ilkokulda şiir ezberlediğiniz şiirleri söyleyebilir misiniz? Yanımdakiler hepsi gençti. Hiçbirisi bana ilkokuldaki şiirini anlatamadı. Ama ben eskilerden 1337'li Metin doğum olan ben Sabriye Tuğcu eskilerden onu ilk sevdiğim, çok sevdiğim, ilk defa da uçağın Sinop'ta konuşulduğu uçak yeni çıkmış, yeni gelmiş Türkiye'ye ve ona sevgiyle baktığımız, duyduğumuz, ben de uçakları çok seviyorum. Hatta çocukken bile pilot olmak istiyordum. Tabii sonra geçtiği zaman pilot olacak durumda olmadık. İşte başımızdan harpler geçti, her şey geçti. Allah iyi günler göstersin inşallah. İşte orada bir okuduğum, öğrendiğim malzemeyi arkadaşlarımın çocuklarına, herkese anlatıyordum. Bu gruba da anlattım. Onlar da çok beğendiler. Onun için ben şimdi kendim sizlere de kalsın, yaşasın diye kayda almak istiyoruz. Lütfen bunu kabul edin ve sessizce dinleyin ki o zaman da demek biz 6-7 yaşında ya da 5 yaşında olan bir insanın bu zamana kadar sevdiği şeyleri, mazilerini getirebiliyorlar. Ben şimdi başlıyorum. Küçük uçman. Bugün henüz yerdeyim. Çünkü ufaktır yaşım. Fakat yarın olacak bulutlar arkadaşım. Ben böyle yükseldikçe göğe değecek başım. Küçük kuşlar havada akıp giderse nasıl? Ben de öyle semada uçacağım mutlasın. Bana gökte yıldızlar elini uzatacak. Tayyarem bulutların kucağında yatacak. Sesimi duyanların kalbi tıp tıp atacak. Ben böyle yükseldikçe yaklaşacağım aya. Mavi gökler içinde süzülüp akacağım. Yeryüzüne daima kuş gibi bakacağım. Kocaman gözlüğümü gözüme takacağım. Sırtıma giyeceğim ceketimi meşinden. Daima koşacağım bulutların peşinden. Bu her dinleyene hediyem olsun. Teşekkür ederiz. Yani 91 yaşta ilkokul, evet, çağındaki belki de henüz ilkokula başlamamış birisinin ezberlediği bir şiir, evet, hafızalara nasıl kazındıysa 2012'ye 90 yıl diyelim veya 85 yıl diyelim böyle taşınmış. Teşekkür ederiz. Sevgili halacığım, seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Dinlediğiniz